Selam arkadaşlar. Dördüncü derste devam edeceğiz. Önceki derste burada kalmıştık. Şu tabloyu bu stok listesini biraz büyütmüşüz. Fazla büyüttük arkadaşlar. Biraz daha bence toparlayalım bunu. Öncelikle stok listesini bu kadar büyütmeyelim ya. Yani o kadar çok menü yok. Şu şekilde olsun. Stok listemiz böyle olsun arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gayet iyi. Burada şöyle bir kaydırma çubuğu oluşmamasını istiyordum ama. Şimdi yaklaşık şöyle bir 20 piksel daha şu stok adını genişletebiliriz. Veya KDV oranını da daraltabiliriz arkadaşlar biraz. Bunun için şöyle yapacağım. Şimdi geliyorum. Şurada stok adı 245'tir ya arkadaşlar. Bunu 280 yapayım. Bir de şurada KDV oranı 100 demişiz. Bunu da 60 yapalım. Bir de şurada left yazıyor. Bunu center yapalım. Yani o %18'ler ortalansın. Bir bakalım nasıl oldu. Şu şekilde iyi. Şimdi hala bir kaydırma çubuğu var şurada. Onun için bir 20 piksel daha stok adını genişleteceğim. Stok adı şunu bir 300 yapayım. Şimdi benim amacım orada kaydırma çubuğu oluşmasın. Çok daraltmam lazım, pardon. O zaman ne yapalım? KDV oranı ve birimli biraz daha daraltayım. Bir dakika, az önce biz ne yaptık arkadaşlar? Karıştırdık. Bunu 280'e çekeyim tekrar. Bu da birimi de 40. Şunu da 50 yapayım. KDV oranı. Şöyle bir bakalım. Şu anda bakın aşağıda yatay kaydırma çubuğu kayboldu arkadaşlar. Tam istediğim gibi oldu. Burası böyle. Şimdi programı aç dedikten sonra stok listesine geliyorum. Gördüğünüz gibi stok listem gayet iyi. Bir de şu üst tarafa stok listesi diye bir şey eklesem, şu butonları da yukarı eklesem daha güzel olacak gibime geliyor. Şimdi bir standardı olması lazım arkadaşlar forumlarda. Profesyonel programlarda, forumlarda belli bir standart var. Yani kullanıcı neye alıştıysa o şekilde tüm forumlarda aynı tasarımı, dizaynı ister. Bu nedenle biz şöyle yapalım. Şu frame'i siliyorum. Şimdi bunları ilk başta biraz gereksiz gibi düşünebilirsiniz ama bunlar gerekli arkadaşlar. Yani içerik kadar tasarım da programın kalitesini ortaya koyuyor. Şimdi bir program ne kadar profesyonel olursa olsun yani görsel olarak da ilgi çekici olmasının faydası var. Şu şekilde yapalım. Spesifik efektini de şöyle mi yapsak acaba? Böyle yapalım. Buraya bir label alalım. Bunun da fontunu arkadaşlar yine kalibri seçiyorum. Kalın ve 24 yapalım. Şöyle genişletiyorum. Şu label'ın rengini de beyaz yapalım. Ve şuraya stok listesi yazalım. Evet, stok listesi. Şimdi bunu mouse'la yukarı aşağıya götürmekte zorlandığınız zaman şuradaki top kısmından mesela 4 yapayım. Şöyle biraz daha yukarı gitti. 2 yapsam tamam, 2 olsun. Ve şu butonlarımı da alıp şuraya alıyorum. Aslında stok listesi yazısı büyük. Şimdi bundan sonraki programlar tablolarda bunu kopyalayıp yapıştıracağım için hepsi aynı olacak. Bunu 20 yapıyorum. Şunu biraz daha daraltıyorum arkadaşlar. Yani şu butonların boyutuna getirmeye çalışıyorum. Şu şekilde. Tamam. Şunu da stok sayısını da şu kenara getireyim.
Bence bundan sonraki tablolarımızı, tasarımlarımızı bu şekilde yapacağız. Erkan Bey bir yorumda işte mouse'la üzerine gelince stoktaki miktarı da göstersin demişti. Stok miktarı. Burada bir stok miktarı gerekiyor mu? Evet, stok miktarı da gerekiyor arkadaşlar burada. Alış fiyatı, satış fiyatı, stok miktarı. Aynen doğru söylemiş. O zaman buraya bir sütun daha eklememiz lazım arkadaşlar. Şuraya şurada stok miktarı. Evet, o da lazım. O zaman şuraya biraz daha burayı genişletelim. Şöyle. Şunu da biraz sağa çekiyorum. Burayı da şöyle genişlettim. Ve yine custom'a gelip en son sütuna bir insert kolum diyorum. Buraya da stok mevcudu diyeyim. Ve bunun genişliği de arkadaşlar 100 olsun. Ve tamam diyorum. Evet, şöyle çalıştırdığımız zaman stok mevcudu. Şurası epey bir burada satış fiyatı biraz geniş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Epey bir zaman kaybı oluyor. Ben üzülüyorum ya. Burası 100 çoktur. Bunu 80 yapalım. Arkadaşlar ne yapalım? Şu kaydırma çubuğu oluşmamasını istiyorum. Bu hala geniş. Hala kaydırma çubuğu var. Ya bir yerleri daraltmak lazım yani. Birimi 40, KDV oranı bu da 40 olsun. Özel kod 60, bu da 50 olsun. Alış 60, heh, şu satış da 60 olsun. Şöyle bakayım. Siz de bu şekilde arkadaşlar bakın mesela şurada küçük bir genişlik kaldı arkadaşlar burada. Bir tanesini bir 5 birim uzatmam lazım. Mesela bunu stok adını genişletebilirim 5 piksel kadar. Stok adı 285 olsun. Şöyle bakarsam minnacık bir şey kaldı da o da yeterli. Yani onu biraz şöyle yapabilirim. Şöyle yaptım. Birazcık İşte böyle arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın tamamdır. Yine kaydırma çubuğu kaldı. Şöyle genişletip bunun width'ini 636'dır ya 640 yapacağım. 640 kaç dakika gitti ya boş boş. 8 dakika hiçbir şey yapmadım. Evet. Bu şekilde ayarladık arkadaşlar nihayet. Şimdi stok ekle. Tamam. Buradaki stok mevcudu arkadaşlar şeyden gelecek. Alış satış faturalarından mal aldığımız zaman veya sattığımız zaman stok mevcudu da buraya gelecektir arkadaşlar. Hemen şu stok sayfamıza da şuraya da stok mevcudu ekliyoruz. Stok mevcudu. Tamam, burasını da hallettik. Bir de şuralara her kayıt esnasında burası şimdilik boş kalacak. Biz mal alırken veya satarken buraya ekleteceğiz. Şimdi stoku ekledik. Stok listemiz tamam. Stok çift tıkladığımız zaman ekleyebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz, silebiliyoruz. Yok, silemiyoruz arkadaşlar. Şimdi silmeyi yapalım. Hemen silmeyi yapalım.
Şimdi silin içine çift ya da güncellenin içine arkadaşlar bir çift tıklıyorum. Öncelikle güncelle dediğimiz ama eğer kayıt yoksa hata verecektir. Hiçbir kayıt yokken güncele tıklanırsa hata verecek. Onun için şöyle yazacaksınız. Eğer diyeceksiniz LST kontrol boşluk tuşu stoklar nokta list item nokta count yani eşittir sıfır ise listenin kayıt sayısı sıfır ise then exit sub diyeceksiniz. Yani şurada hiçbir kayıt yoksa şuraya bastığı zaman yani hiçbir işlem yapmayacak demektir. Hemen ben size örnek de göstereyim. Bakın ben bunları şimdilik siliyorum. Bakın sil dedim. Ve geldim. Az önceki kodumu şöyle yorum satırı haline getiriyorum. Çalıştıracağım ki hata versin. Siz de görün. Bakın şimdi. Şuraya güncele tıkladım. Bakın hata verdi. Peki az önceki kodumu işle devreye koyayım. Şunu yani açayım. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın stok listesinden şu güncele tıklıyorum. Bak artık hiçbir hata vermiyor. Bu tür şeyler önemli arkadaşlar. Şimdi az önceki kayıtlarımı geri getireyim. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Yapamadık mı? Neyse gelmesinler bir şey olmaz. Tekrar gireriz. Şimdi sil için de aynı şekilde. Yine az önceki satırın aynısını buraya yazacağım. Eğer diyeceğim. LST stoklar nokta list item nokta count eşittir sıfır ise exit sub diyeceğiz. Yani hiçbir işlem yapma. Şuradaki private sub'tan çık. Yani şu aralıktan çık. Yani bu kod işlenen aralıktan çık demek istedik. Şimdi gelelim silme. Silmeyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben burada döngüleri çok kullanıyorum arkadaşlar. Aslında Excel'deki mesela şöyle bir daha önce şu şekilde boş satıra gidiyorduk hatırlıyorsanız. Mesela ne diyorduk? İşte dim x as integer falan diyorduk. X eşittir işte sheets stoklar nokta range A sütununun işte 100.000. Satırı aralığında nokta end x ile up nokta row diyoruz ya arkadaşlar. Yani aslında bunun içerisinde de burada bile bir döngü var. Yani şuradaki end komutu şuradaki yine bir döngü içermektedir. Burada da yine bir döngü söz konusudur. Dolayısıyla benim döngü kullanmamı yadırgamayın arkadaşlar. Yani Excel'in kendi komutu var. Hayır bu komutu kullanırım. Bu komutun içinde de yine döngü var aslında. Bunu keşke içine girebilseydik. Görecektiniz onun içinde de bir döngü olduğunu, tek tek hücreleri seçtiğini ve boş kaydın sonuna gittiğini görecektiniz. Onun için arkadaşlar ben çoğu şeyi döngüyle yapıyorum. Çünkü yani mutfağında döngü var. Yani tüm Excel'in kendi kodlarının içerisinde bile döngü var. Yoksa nasıl gidip şurada kayıt var mesela. Yani şuradaki boş satıra ya da en son satıra nasıl gidiyor? Tek tek bakıyor. Dolu mu, dolu mu, dolu mu? En son geliyor. Boş burada duruyor. Bunun içerisinde bu end komutunun içerisinde de bir döngü var demek istiyorum arkadaşlar. Onun için benim for'larıma fazla takılmayınız. Demek istediğim arkadaşlar bakın bir C# projesi açtım. Ne demek istediğimi şurada anlatmaya çalışıyorum. Örneğin burada object diye bir şey var görüyorsunuz. Bakın object'e tıklıyorum. Object şunlardan oluşmuş. Mesela bool'a tıklıyorum. Bool'un içerisinde bunlar. Mesela string. Burada sadece string görüyorsun ama string'in arka planında bakın neler neler var görüyorsunuz. Yani demek istediğim siz buradan hani hocam yani bunun yerine for kullanmayalım da bunun yerine bakın Excel'in şöyle hazır bir fonksiyonu var. End gibi veya şu gibi bir fonksiyon bunu kullanalım olmaz mı diyorsunuz ya. Yani onun iç altyapısı da benim yaptığımın aynısı olduğu için gerek yok diyorum. Hani bu
Bu şekilde ben daha rahat ediyorum. Onun için ben Excel'in şu komutlarını ezberlemekle neyin ne olduğunu ben kısacası bilmiyorum arkadaşlar. Uğraşamıyorum bunlara. Bunu da baştan anlatayım. Yani ifade edeyim. Şimdi hemen silmeyi yapıyorduk. Dedi ki eğer LST stoklar yani şuradaki liste boş ise hiçbir şey yapma dedik. Exit sap buradan çık. Bir de şöyle yapacağız. Şimdi silinen önce bir şöyle bir şey yazalım. Dim silinecek silinecek stok diyorum. As nedir? Integer diyelim. Peki silinecek stokları biz neyle gösteriyoruz? Şurada stok ID ile yani 1 ile işte 2 ile 3 ile gösteriyoruz. Dolayısıyla ben silineceği okutacağım önce. Diyorum ki silinecek eşittir. LST stoklar LST stoklar nokta list item arkadaşlar. Hemen isterseniz bunu bir de mesajla verdirelim. MSG box silinecek diye. Şimdi ben bir kayıt yapacağım ve sile tıkladığım zaman hangi kaydı silmek istediğimi bana mesaj olarak vermesini istiyorum. İsterseniz şöyle bir kayıt yapalım hemen. Programı açalım. Stok listesinden ekle diyelim. Stok adı kalem birimi adet alışı 2 satışı 3 KDV oranı 18, 8 olsun. Kaydet. Kaydettim. Şimdi bakın. Şöyle seçtim ve sile bastığım zaman pardon list item demiş. Selected item diyecektim. Nokta selected item diyeceğim. Şimdi çalıştırdığım zaman bana bakın 6'yı verdi. Yani bu silmek istediğinizin kodu 6'dır diyor. Gerçekten bakalım 6 mıdır? Hemen bakalım. Bak gerçekten de 6'ymış. Bir kayıt daha yapalım. Ekliyorum. Burada silgi diyelim. Yine adet 3, 4 KDV'si %8 kaydet kaydettik. Bakın silgiyi seçip sil dediğim zaman bakın 7'yi verdi. Kalemi seçip sil dediğim zaman 6'yı verdi. Peki ben ne yapacağım şimdi? Geleceğim stoklar sayfasında bir döngüyle şuradan aşağıya kadar tarayacağım. Oradaki rakamı bulduğum zaman şu satırı seçip sağ tuş sil yaptıracağım. Ve bu şekilde sildireceğim. Hani o find komutu var işte bulla git onu bul sonra delete ile sil yani yine Excel'in komutlarıyla bu işi yapan arkadaşlar var. Ben yapmıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla kendi yöntemi kullanıyorum. Hemen bir döngü yapıyorum yine. For x eşittir 2'de mesela 1 milyona kadar gidiyorum. 1 milyon satır olmaz, stok olmaz ya. En fazla 100 bin stok olsun. 100 bin. Burada da next. Yapı her zaman aynı arkadaşlar. Bakın kullandığım mantık hep aynı mantıktır. Dolayısıyla sizden de bu mantığın yerleşmesini istiyorum. Önce bir eğer diyorum. Sayfanın adını yazıyorum. Stoklar. Bazı arkadaşlar çok fazla detaylı açıklama yapmıyorsunuz. Hocam anlamıyoruz diyorsunuz ya. Onun için açıklama yapıyorum. Stoklardaki range, şimdi hücreyi söylüyorum. Önce sayfayı, sonra hücreyi. Hangi sütundadır arkadaşlar? Stok kodu. ID nerededir? A sütunda. A'nın x'i nokta value buradaki değeri boş ise exit sub diyorum. Exit for diyorum. Döngüden çık. Dolayısıyla burada ben 100 bin demişim ama 100 bine kadar aşağıya doğru tarama yapmayacak. Şuna bakacak, şuna bakacak, şuraya geldiği zaman döngüden çıkacak. Dolayısıyla milisaniye zamanda işi yapmış olacak. Şimdi şu if'in aynısını tekrar alıyorum. Kopyaladım. Ve şuraya yapıştırıyorum. Yine diyorum eğer stoklardaki a'nın x'inin değeri eşittir silinecek ise then buraya end if'imi hemen yazıyorum. Unutmuyorum arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi ilk baştaki if'te ne yapıyor? Boş satırı bulduğu zaman for'dan çıktı. Onun hemen altında mesela bakıyor boş mu değil. O zaman şuraya bakıyor.
Bakıyor A'nın X'i silinecek'e eşit mi? Değilse devam ediyor. Döngü devam ediyor. Ta ki evet'i buluncaya kadar. Eşit olduğunu bulduğu zaman da o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Aynen şunu yazıyorum. Yine stoklar sayfasına gir. Range A'nın X'i nokta ne diyoruz? Nokta delete ediyoruz arkadaşlar. Row x diyeceğiz. Row satır diyeceğiz. Çünkü satır rows hangi satır? X'inci satır nokta delete diyeceğiz arkadaşlar. Yani stokları sayfasındaki A'nın X'inin bulunduğu satırı artık hangi satırsa satır 3'te mi 2'de mi 5'te mi 100'de mi o satırı sil dedik. Sildikten sonra bizim bir mesaj verdirmemiz lazım arkadaşlar. FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir kayıt stok silindi. Silindi. Sonra FRM aslında döngüden çıkalım. Şu for'dan çıkalım arkadaşlar. Exit for yapalım. For'dan çıktık. Yani şuraya geldik. Döngü beklemesin. FRM mesaj nokta show diyoruz. Şimdi diyeceksin ki ya bu hocam burada hiç soru sormadık. Yani belki yanlışlıkla bastı. O zaman bir soru sorduralım. Değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız buraya? Dim sor as byte diyorum. Burada şu dimlerin hemen altında bunu yapalım. Şurada sor eşittir. Bakın bunda bir kalıbı var. MSG box diyorsunuz. Parantez açıyorsunuz tırnak içinde. Mesela stok silinecektir. Emin misiniz? Şöyle bir soru işareti de sorsun. Şurada bir nokta koyalım. Emin misiniz? Tırnağı kapattık. Virgül. Arkadaşlar ikinci buton aktif olsun. Şuradaki default buton 2 yani hayır bu aktif olsun. Önce buraya VB yes no diyeceğiz. Evet hayır butonu gelsin. Artı ikinci buton aktif olsun. Artı VB soru question diye bir ikon bir simge gelsin. Virgül. Şuraya da dikkat silme işlemi yapıyorsunuz desin. Parantezi kapatıyoruz. Burada diyorum ki eğer sor eşittir. Mesela VB no da diyebilirsiniz arkadaşlar. VB no da diyebilirsiniz. Ya ben direkt 7 diyorum. Çünkü VB no'nun eşit olduğu kod 7'dir. Evet 6'dır. Yes 6'dır. No da 7'dir. 7 ise then exit sub diyorum. Yani aşağı doğru hiç gitme. Direkt çık. Olay bu arkadaşlar. Bir deneyelim. Stok listesinden şu kalemi silelim mesela. Sile basıyorum. Stok silinecektir. Emin misiniz? Bakın hayır aktiftir gördüğünüz gibi. Hayır dedik. Evet'e bastığım zaman bir hata verdi. Hatayı niye verdi? Şurada biz x integer demişiz. Burada 100 bin demişiz. 100 bin integer sınırını aştığı için bunu kabul etmedi arkadaşlar. Ben özellikle bunu görün diye söyledim. Genelde ben long diyorum. Long diyelim ki sınırı taşmasın. Yani evet bu şekilde. Yani biz integer diyerek örneğin işte suyu şu bardağa götürmüşüz ama karşı taraftan bir sürahi su bekliyor. O bardağa girmesi gereken bir sürahi gerekiyor. Dolayısıyla hani boyut olarak bu şekilde kafanızda kalsın diye. Evet şimdi sil diyorum. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi stok silindi ve tamam. Tabii silindi. Burada listeletmemiz lazım aynı zamanda. Sildikten sonra şunu listeletmemiz lazım baştan. Hemen o listelemeyi de yapalım. Aslında şu anda silmiş bak gördüğünüz gibi. Sesi baştan açtığım zaman Allah Allah silmemiş ya.
Silmiş olması lazım. Niye silmedi bunu? Stoklardaki A'nın X'i rows X nokta delete dedik. Çok ilginç bir durum. Neden silmedi ki ya? Bir dakika arkadaşlar, niye silmedi? Arkadaşlar aslında bence siz burayı gördünüz. Belki de bazılarınız hocam şu range neyin nesidir diye belki de sesleniyorsunuzdur ama şu olmayacak arkadaşlar, bu range'in nereden ne işi var ya? Biz burada hücreyi siliyoruz. Satırı sileceğiz. Burada range yazmıyoruz arkadaşlar. Sheet stoklar nokta row x nokta delete diyeceğiz. Şimdi bir daha deneyelim. O da dikkatimi tabii geç saatlerde ders yapınca beyin de arkadaşlar %50 çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi silinmiş olması lazım. Şöyle bir kaleme bakalım. Stoklara bakalım. Bakın kalem yok. Sadece listeletmedik arkadaşlar. Silme işleminden hemen sonra listeletmemiz lazım. Burada şu exit for'dan çıktıktan sonra şurada stokları listele diye bir prosedürümüz var mı? Ha, var. Stok güncelle, pardon, bu değil. Stok listele. Heh. Şu stok listele prosedürümüzü şuraya çağırmamız lazım. Evet. Şimdi bir daha deneyelim. Bakın geliyoruz stok listesine. Bu stoğu sil diyoruz. Silinecek emin misiniz? Hayır. Evet, eminiz dedik. Bakın stok silindi. Evet, silme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şu anda boş bir kayıttayken bile, bakın hiçbir kayıt yokken soru soruyor. İşte bunu biz önlememiş miydik acaba? Hemen silin içine girdim. Evet, burada aynı şeyi yazmamız lazım. Güncellede yazdığımızın aynısını. Bakın şu satırı kopyalıyorum. Gelip silin içerisine yapıştıracağım. Neden? Çünkü bakın hiçbir kayıt yokken bana soru soruyor. Sile basıyorum. Silinece emin misiniz? Hayır da sorun yok. Ama evet dediği zaman hata verecek. Hata vermesi lazım. Yani bu saçma bir şey. Soru sormaması lazım. Çünkü hiçbir silinecek bir şey yok. Dolayısıyla bu silin en üstüne, hatta şu dimensionların altına şuraya yapıştırıyorum. Ve artık soruyu da sormayacak arkadaşlar. Bakın. Sil diyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Güncelle de hiçbir şey yapmıyor. Kapa dediğim zaman da kapatıyor. Stok listesiyle ilgili şu sayı veriyordu değil mi arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Şöyle yazıyorum. ADV 18. Stok sayısı 1 yazıyor. Doğru. Burada da sorun yok. Şunu da sil diyoruz. Bir güncellemeyi deneyelim. Güncelliyor muydu? Mesela buraya yine kalem diyeyim. Güncelle. Evet. Evet. Kalem olarak güncelledi gördüğünüz gibi. Kayıt sayısı 1. Sil dediğimiz zaman kayıt sayısı 0. Evet. Burası tamam. Şimdi bir de şöyle şunu biraz daha sağa çekelim. Tamam. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi birkaç bu dersimizde bu silme işlemi olsun arkadaşlar. Birkaç arkadaşın sorusu var. Onu da hani burada cevaplamak istiyorum. Müsaadenizle işinize de yarayacaktır. Bir arkadaşımız diyor ki hocam option seçeneklerinin boş geçmemesi için ne yapacağım? Mesela buraya işte mesela ne diyelim? Şuraya bir frame alayım. Buraya cinsiyeti diyorum. Cinsiyeti. Şuraya kadın. Bir de erkek yazacağım şuraya. Kadın ve erkek. Şimdi mesela şurada bir kaydet butonumuz olsun. Hani boş geçmemesi için örnek bir şey hazırlıyorum. Hocam boş geçmemesi için ne yapacağız?
Herhalde bu formda bunları kullanacak. Şunları mutlaka dolu olmasını istiyor mesela. Bakın çalıştırdığım zaman şurada ikisi de şu anda boş. Şimdi ben ikisinden birisi boş ise mesaj vermesini istiyorum. Şu kaydetin, tabii bunlara bir isim verelim. Buna OB option buton kadın diyorum. Kadın. Şuna da option buton erkek diyorum. OB erkek. Şimdi bakın kaydetin içine girdim. Burada diyeceğim ki if eğer option buton erkek nokta value eşittir sıfırsa ve and ve option buton kadın nokta value eşittir boş ise eşittir sıfır ise sıfır arkadaşlar işaretsiz bir işaretidir. Then şuraya msgbox lütfen seçim yapınız desin. Şuraya bir else msgbox teşekkürler desin. Şurada bakın şimdi çalıştıracağım. Hiçbirini işaretlemedim. Bana lütfen seçiniz diyecek. Bakın lütfen seçim yapınız. Ama bir tanesini seçeyim. Mesela kadın seçtim. Kaydet. Teşekkürler. Dolayısıyla boş geçmemeyi de bu şekilde kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Bakın hiçbirini işaretlemediğim zaman lütfen seçim yapınız. Ama birini işaretlediğim zaman da teşekkür. Yani işlemin artık o teşekkürler yerine artık siz ne yapıyorsanız onu yazacaksınız. Demek istediğim bu. Bu bir arkadaşımızın sorusuydu. Bir de ne vardı başka? Neyi anlat demişti? Anlat demişlerdi. Neyse şimdilik aklıma bu geldi. Bunu da ilave ettim arkadaşlar derse. Kaç dakikamız oldu? 10-10'ydı. Neyse devam edelim isterseniz. Şu formu bu şekilde yap. Anlattım bu arkadaşımızın bir sorunuydu. Bir de arkadaşlar bakın. Şu option explicit diye şu seçenek olduğu zaman mutlaka dim ile değişken tanımlamanız lazım. Dim. Mesela dim x, dim işlem falan filan. Ama şurayı silerseniz siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela deriz ki sayı eşittir. İşte ya da for x diyebilirsiniz mesela. Hani daha önce kullandığımız. Hiç x'i tanımlamadan bile o kendisi x'i artık object olarak görür. O şekilde algılar. Ama yine dediğim gibi orada o seçeneğin olmasında fayda var. Mutlaka değişkenlerinizin türünü tanımlayın ki gereksiz boyutlarda kendisi standart bir alan oluşturmaz. Şimdi burayı sileyim. Madem öyle dersimizde daha vaktimiz var. Ne yapabiliriz başka? Bir cari tanımlama yapalım arkadaşlar bir de. Cari listesi diyelim. Cari listesi. Şimdi cari listesini de hemen şuna BTN stok listesi, şuna da BTN cari listesi diyeceğiz. Hemen şu açtığımız formu da cari listesi olarak kullanalım. Bakın ne yapıyorum? Stok listesine geliyorum. Şurada hazırladığım tasarımın hepsini Ctrl A ile seçtim. Ctrl C ile kopyaladım. Şu forma gelip Ctrl V ile yapıştırdım. Ve şunu şu şekilde hazırladıktan sonra bakın işimiz ne kadar kolay oldu. Şuraya cari listesi diyeceğim. Geri kalan butonlarımız hepsi tamam. Sanki birazcık aşağıya mı indirmemiz lazım? Birazcık aşağıya indireceğiz arkadaşlar. Çok bile formun dibine yapıştırmışız. Şöyle hepsini seçtim. Birazcık aşağıya indirdim. Aynen böyle. Tamam. Hemen buradaki güncellemelerimizi yapalım. Şuradaki eklenin arkadaşlar tool tip tekstine ne yazıyor? Stok ekle. Buraya cari ekle diyeceğiz. Cari ekle.
Şuna güncelle tamam, şu sil tamam, şu kapat tamam, şurası cari listesi, şu üstüne de bu caption'ı sildim. Şurada da stok sayısı yazıyor. Bunun da custom'ına geliyorum arkadaşlar. Şu panele gelip buradaki stok sayısı yerine cari sayısı diyorum. Cari kart sayısı diyelim. Cari sayısı diyelim. Tamam, burası da güzel. Hiçbir eksiğimiz form burada kalmadı. Şimdi caride hemen bağlantısını da yapalım isterseniz. Tabii önce bir forma isim vereceğiz. Buraya da FRM cari listesi. Listesi. Bakın C harfini büyük, L harfini de büyük yazıyorum. FRM küçük, cari listesi. Şimdi ana formun şu cari listesi butonuna çift tıklıyorum. Ve ne diyorum? FRM cari listesi nokta show diyorum. Hemen çalıştıralım. Cari listesi diyoruz ve gördüğünüz gibi cari listesi geldi ama bir hatamız var. Arkadaki menüyü de kapattırmamız lazımdı. Hatırlıyorsanız gizlememiz lazımdı. Hemen onu da yapalım. Ne demiştik? Mesela stok listesine ne demiştik? Mstock visible false demiştik. Aynısını burada da kullanacağız. Cari stok. Şu menünün ismi arkadaşlar şuradaki. Bakın m caridir. Cari listesinin show yaptırmadan önce m cari nokta visible eşittir false diyeceğiz. Yani gösterme diyeceğiz. Ondan sonra show diyeceğiz. Gördüğünüz gibi cari listesine geldiğim zaman otomatikman cari listem geldi. Ve hiçbir zaman tabii şu içeridekileri değiştireceğiz arkadaşlar bunları. Şurası stok adı değil, cari adı olacak. Ünvanı vesaire bütün bunları da biraz sonra düşüneceğiz. Beraber yapacağız. Hemen cari listesine geldim. Şu kapatı bir hemen halledelim. Buna un diye okuyorum. Aslında an diye okunuyor İngilizce'de. Un at dedik. Ay bu bitişik olacaktı. Tamam. Burayı da kapattırdık. Şimdi isterseniz bir cari formu açalım. Cari kayıt formu oluşturalım. Oradaki başlıklara göre şu listeyi de şunun adını da arkadaşlar bu LST stoklar yazıyor ya. Bunun adını da LST cariler diyeceğiz. Cariler. Tamam. Yine bir user formu açıyorum. Şimdi şöyle genişlettim. Stoklara geliyorum arkadaşlar. Burada direkt stok kayıt formu demişiz. Tamam, cari de öyle diyeceğiz. Cari kayıt formu caption'ına cari kayıt formu. Cari kayıt formu dedik. Şimdi bir frame alıyorum hemen. Stokta demiş öyle bir şey almış mıyız? Yok. Bence stokta da öyle bir frame alırsak iyi olur arkadaşlar. Bir frame alalım. Şöyle. Buraya stok bilgileri diyelim. Ve şunları şu frame'in içine alalım. Şöyle. Şöyle yapalım. Ve bunu tekrar şöyle üst tarafa bırakalım. Hatta bunu biraz daha görsel olsun diye spesiyel efektini de 6 yapalım. Biraz kabarmış. Kabarık bir şekilde. Ha böyle. Şurada satış fiyatı üste geldi. Bunu arka plana göndermemiz lazım. Send backward diyelim. Ya da şunu üste getir diyelim. Ya da şunu kısaltalım. Tamam, böyle. Bu şekilde daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Hatta şu stok bilgileri tekstini de bold yapalım. Böyle kalın olsun. İstiyorsanız rengini de lacivert yapabiliriz. Şimdi buraya geldik. Buraya da cari bilgileri diyeceğiz. Şimdi cari bilgileri de yine buraya bir label alıyorum arkadaşlar. Buraya cari ID diyorum.
Bu ID'yi kullanacağız. ID küçük harfle yapalım. Ve buraya bir text alıyorum. Şu ikisini kontrolle bir kopyasını aşağı indirdim. Şunu uzattım arkadaşlar. Buraya cari adı diyeceğim. Cari adı. Adı olabilir. Ünvanı olabilir. Adı, ünvanı. Neyse, ünvanı boş ver. Ünvanı da buraya yazsın. Vergi dairesi, vergi numarası. Şundan hemen alalım. Vergi dairesi, vergi numarası, telefonu ve adresi. Şurada arkadaşlar şu arka planları üste gelmiş ya, bunu seçiyorsunuz. Şurada backslide sıfır yaptığınız zaman, yani arka planı yok dediğiniz zaman şu şekilde kalıyor. Şimdi burayı biraz uzaklaştırmamız lazım buradan ama neyse. Şuraya V nokta D diyorum. Vergi dairesi. Şuraya V nokta No diyorum. Vergi dairesi, vergi numarası. Şunları, vergi dairesini şöyle yapabiliriz. Vergi numarası da yine aynı şekilde. Ondan sonra telefon. Telefonu da kısaltıyoruz. Bir de adresi diyoruz. Siz istiyorsanız adrese bir satır daha ekleyebilirsiniz. Eğer adres yetersiz gözüküyorsa bir satır daha eklerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Biz de böyle yapalım. Şimdi telefon arkadaşlar bunun max lengthini 10 yapıyorum. 10 karakterle sınırlandırıyorum. Vergi numarası bilmiyorum kaç karakterdir. O artık 10 mu 11 mi? Bence o da 11 olsun o da. Çünkü bazı vergi numaraları kimlik numaraları oluyor. Bunu da 11 karakterle sınırlandırdık. Başka ne lazım? Başka bir şey lazım değil. Hemen stoklardaki şu iki butonu da kopyalayalım. Ve şuraya yapıştıralım. Ondan sonra formumuzu da şöyle daraltalım arkadaşlar. Şu frame'in fontunu yine kalın yapalım. Rengini de bordo yapabiliriz. Hemen isim verelim. Şuna TX'te ID diyorum. ID. I ve D harfini büyük harfle yazdım. Şuraya TX'te cari adi. Şuna TX'te V no diyorum. VD. TX'te V ya da vergi dairesi diyelim. Şuna TX'te vergi no. Tabii siz arkadaşlar yetkili bilmem e-mail adresi falan yazabilirsiniz. Biz başta dedik fazla şişirmeyeceğiz arkadaşlar. Şuraya TX'te aslında tek bir adres yapalım. Şunu sileyim. Bunu multiline yapayım. Şöyle genişlettim. Şuna arkadaşlar multiline true yapıyorsunuz. Yani birden fazla satır girebilsin. Bir de scroll barı da vertical yapıyorsunuz. Şu ikiyi seçiyorsunuz. Şurada dikey kaydırma çubuğu oluşacak. Aşağı doğru adres devam ederse kaydırma çubuğu oluşacak. Buna da TX'te adres diyoruz. Evet. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bunu da kaydediyorum. Son haliyle kaydettim programı. Ve buna FRM cariler diyorum. Aslında buna FRM cari tanımlama deseydik ama. Neyse cariler diyelim. FRM cari diyelim. Şu stokları da FRM stok diyelim, isim değiştirmek istiyorum arkadaşlar ama neyse kafanız karışmasın istiyorum ama.
Burada cariler diyeyim, aynı stoktaki gibi. Tamam. Evet, buraya kadar geldik hayırlısıyla. Şimdi cari listesinin şu artısına bastığı zaman carilerin açılmasını istiyorum. Buraya çift tıklıyorum. Buraya bir şey yapacağım arkadaşlar. Şu carilerin içerisinde, yani biz buraya neden geldik? Yani biz şurada cari listesinde acaba güncelleme için mi bu formu açıyoruz? Yoksa yeni bir kayıt için mi açıyoruz? Dolayısıyla şu carilerin içerisinde bir değişken tanımlamam lazım. Aynı stoklarda olduğu gibi. Ne yazıyordum buraya? Public işlem as integer diyorum. Ya da as byte diyorum. Çünkü en fazla 255'e kadar gidiyor bu. Şimdi bunu yazdıktan sonra cari listesindeki şu artıya basıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, FRM carilerin içindeki işlem eşittir 1 diyorum. Şurada da tırnak bir kesme işaretinde diyorum ki bir yeni kayıt içindir. Biri yeni kayıt için kullandığımı anlamasını sağlıyorum. Sonra ne diyeceğim bu altına? FRM cariler nokta show diyor. Şimdi denemesini yapalım. Cari listesi diyorum ve yeniye basıyorum. Gördüğünüz gibi cari kayıt formu açıldı arkadaşlar. Cari kaydetme işlemini de bir sonraki derste yapacağız. Bugünlük yani bu ders bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Herkes kendine çok dikkat etsin. Aslında dersi bitirmeden önce arkadaşlar bir de şunu da yapalım. Şunu çarpısını yapalım. Şu cari listesinin içindekilerini de düzeltelim ondan sonra arkadaşlar. Ondan sonra dersi bitirelim. En azından gelecek derse hemen direkt kayıttan başlayalım. Carilere geldim. Şimdi ID, cari adı, vergi dairesi, vergi numarası lazım. Cari listesine geldim. Şunun custom'ına geldim arkadaşlar. Şurada bu ID olacak. Burada sorun yok. Şu stok adı yerine cari ID diyorum. Cari adı diyorum. Ondan sonraki birim yerine vergi dairesi. Bu 40 az gelir. En az 80 olsun ya da 100 olsun. Ondan sonra KDV oranı yerine vergi numarası ya da vergi no diyelim. Bu da 50 olsun. Ondan sonraki özel kod yok. Ne vardı? Vergi dairesi, vergi numarası, telefonu. Telefonda 60 olsun ya da 80 olsun. Sonra adresi. Adres de arkadaşlar 200 olsun. Bu satış fiyatı yok. Bunun için remove koluna tıklayıp sil diyorum 7'yi. Başka stok mevcudu. Onu da siliyorum arkadaşlar. Adres de kaldı. Çalıştırayım bakayım sığacak mı tam olarak başlıklar. Hayır sığmadı. Epey alan biraz uzatmamız lazım arkadaşlar. O zaman şunu biraz uzatıyorum. Cari listesini. Şunu da şöyle biraz uzatıyorum. Şunları da biraz bu tarafa doğru çekiyorum. Şunu da biraz uzatıyorum. Cari sayısını da şuraya bu aldım. Şimdi bir daha deneyelim. Evet, gayet güzel. Hatta adresi bir 60-50 kadar uzatabiliriz arkadaşlar. Onu da hemen yapalım. Adresi biraz daha uzatacağız. Adresi 260 diyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Biraz fazla vermişim arkadaşlar. 260'da 255 diyeceğim. Şöyle tekrar baktığımız zaman birazcık daha. Ya bunu uzatacağız arkadaşlar. Yani ya şu formu biraz genişleteceğiz ya da kolon sütu genişliğini daraltacağız. İkisinden birini kullanmayı tercih etmemiz lazım.
Şu an az mı? 1 milim kaldı arkadaşlar. Şu kaydırma çubuğu için 1 milim daha. Şöyle birazcık daha genişlettikten sonra şu butonları da biraz sağa çekmem lazım. Şöyle. Şimdi bir daha bakalım. Bakın kaydırma çubuğu yok artık. Son olarak carilerdeki şu iptalin içine de unload mi diyelim. Tamam. Şimdi bir daha çalıştıralım. Nereye kadar geldik görelim. Cari listesine geldik. Ekle dedik. Bakın hemen arka tarafta cari adı, vergi dairesi, vergi numarası, telefonu, adresi. Şimdi diyeceksin ki bakiyesi yok. Şimdi arkadaşlar beni uyarmadan o bakiyeyi de bir ekleyeyim. O zaman ne yapalım? Cari adı ve adresinden biraz kırpalım. Her birine 40 kırpsak oraya bakiyesini de ekleyebileceğiz arkadaşlar. Cari listesine geldim. Bakın şurada adı 285 lira. 30 buradan 30 oradan. 255 diyorum. Uygula. Sonra geliyorum en son adrese de. 255 yerine 30 da buradan çıkarsa 225. Şimdi bir sütun ekliyorum. Buraya da bakiyesi diyorum. İşte bunu da 60 yapıyorum. Bence tam uyacaktır şimdi. Bir bakalım. Bakın tam uydu gördüğünüz gibi. Çünkü 30 buradan, 30 buradan, 60'ı da buraya ekledim. Kaydırma çubuğu oluşmadı gördüğünüz gibi. Cari listesinde şunu da biraz çektik buraya. Evet, her şey tamam. Ve gelecek derste arkadaşlar cari kaydetme, güncelleme, silme işlemlerini de yapacağız. Ve dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Dediğim gibi lütfen herkes kendine dikkat etsin. Mecbur olmadıkça kesinlikle dışarı çıkmayalım. Bu koronanın üstesine el birliğiyle gelelim arkadaşlar. Başkası kendine dikkat etmediği zaman bizim içeride kalmamız uzuyor. Dolayısıyla birbirimizi her zaman uyarmamız lazım. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yazmayı, beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Sizden de katkı bekliyoruz. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Onlar da kendini geliştirsin, öğrensin istiyorsanız arkadaşlarınıza söylersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.